10 yaşımda, 2003 yılında Fenerbahçe'de başladım. Sonrasında Esso Voleybol kurulunca oraya geçtim. O zaman bu zaman 16 yıl geçti. Şimdi Eczacıbaşı'ndayım. Eczacıbaşı'na genç takımın son senesi transfer oldum. O zamana kadar yaşamadığım şampiyonlukları yaşadım. İlk senemde genç takımla Türkiye şampiyonu olduk. Sonrasında A takımda idolüm olarak gördüğüm ve yabancı oyuncularla aynı sahayı paylaşma gibi şansım, fırsatı yakaladım. O yüzden benim için unutulmaz anılarla dolu. Eczacıbaşı çok köklü bir kulüp. Bugüne kadar birçok başarıya imza atmış bir kulüp. Yeni sezonda da yeni başarılarla biraz da benim de payım olsun istiyorum. Aslında hiç gitmemişim gibi. Çünkü ben her zaman Eczacıbaşı'nın sahasını çok beğendim. Böyle başka bir enerjisi var kendini içine çeken. İsmet abi, Savaş abi, Perihan abla ve birçok insan beni sanki hiç gitmemişim gibi karşılıyordu her geldiğimde. O yüzden tarifi biraz zor bir hissiyat aslında. Çok mutluyum. Hep çalışmak istediğim bir antrenördü. Dışarıdan baktığımda o sakinliği, taktik vermesi, böyle babacanlığı ve diğer zaten oynayan arkadaşlarım da aldığım kadarıyla herkes aynı şeyi söylüyor. Babacanlığından bahsediyor. Çok deneyimli ve başarılı bir antrenör. Onu çalışmak şu anda bile çok heyecanlıyım. Ondan çok şey öğreneceğimi de biliyorum. Milli takım olmadığı için off-season döneminde bu yaz antrenmanları kendimize daha odaklı, eksiklerimizi giderici oyun noktada çalıştığımız için çok mutluyum. Bence her kulübün de bunu yapması gerekiyor. Sonuçta sporcuyuz ve çok az, yani ara çok vermememiz gerekir. O yüzden şu ana kadar güzel gidiyor. Gayet mutluyum. Açıkçası hala rüyada gibiyim başardığım için. Çünkü benim için gerçekten inanılmaz zorlu oldu. Yani lise döneminden beri psikoloji bölümü okumak istedim ve hep bilgiye odaklı ben gittim. Üç tercihim de bilgiydi ve psikolojiydi. Öncelikle onu başardığım için ayrı bir mutluyum ve şu anda mezun olarak konuşuyorum. Şimdi de kariyer sonrası bir yüksek lisans yapıp adli, klinik veya spor üzerine kesin bir şey yapmak istiyorum. O yüzden yani dezavantajından çok çok avantajı oldu. Ama bence önemli şey yılmadan iradeli olmak. Yani çok düştüğüm zaman oldu, çok yorulduğum zaman oldu, fazla bahane ürettiğim zaman oldu ama hiç yılmadım. İstediğim bölümde olduğu için de başardım. Herkese tavsiye ediyorum. Ben gezmeyi çok severim. Şehir dışı, yurt dışı, zaman buldukça İstanbul'da da bilmediğim yerleri gezmek her zaman keyif verici. Diğer voleybolcular gibi ben de çok seviyorum. Her türden kişisel gelişim olsun, roman olsun, öykü olsun belli başlı şeyler okuyorum, belli yazarlarım da var. Muhakkak yaz tatili, hele şimdi mezun olduktan sonra daha çok zaman ayıracağım için mutluyum. Deniz, kum, güneş, antrenman arası kitaplar gayet güzel, keyif verici. Terapist olmak üzerine bir hocamın önerdiği bir kitap var. Jeffrey Kotler'ın yazdığı. Şimdi onu okuyacağım. Mezun olduktan sonra daha keyifli gelecektir.